Peki haberlerimizle devam edelim. Aslında bu şu anki haber senin de böyle listende olan maddelerden bir Tam tanesi. senin konu. Lüks tüketim, aşırı tüketim ve kendini böyle değerli kılma çabası. Sosyal medyadaki olaylardan bahsediyoruz. Kahramanımız Aslan Doğan Turan, Arda Turan'ın eşi. Aslan Doğan Turan Bize Kaldı programında açıklamalar yapmış. Neye değiniyor? 1,5 milyon TL'lik çanta koleksiyonunu anlatıyor. 6 tanesi 400 lira olan ve sosyal medyada bayağı ses getiren siyah tuvalet kağıdını söylüyor. Ve bu link kaydırma olaylarını da ihtiyaçtan değil, çok talep olduğu için yaptığını belirtiyor. İzleyelim. Aslan Doğan Turan milyonluk koleksiyonunu kime bırakacak? Hiç sevmediğim bir şey. Alışveriş yapmak. Anlatsın. Milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan Turan, bir giydiğini bir daha giymemesiyle, milyonluk çanta koleksiyonuyla ve tabii ki son zamanlarda adından sıkça söz ettirdiği sosyal medya içerikleriyle hep gündemde. Ancak kendisi hakkındaki bir ön yargıyı çürütecek sözleri ilk kez sarf etti. Alışveriş tutkunu olan ben değil Arda dedi. Bu arada ev videosunda da hep işte Arda'nın kupaları var, formaları bir yerde, işte çocukların oyun odası falan. Kendine ait bir bölüm var mı, böyle bir hobi odan gibi göstermediğin mesela? Hayır, yok. Yok mu? Aslan Doğan Turan'ın onlarca çantadan olan ve değeri 2 milyona yakın bir çanta koleksiyonu olduğunu biliyoruz. Peki ne olacak bu kadar çanta? Merak edilen bu sorunun yanıtını da Bize Kaldı programında verdi. Ben onu birazcık nasıl görüyorum biliyor musunuz? İleride yani bunu yatırım gibi. Anladım. Yani ileride kız çocuğum olursa kızıma bırakacağım ya da seversen gelinlerime. Seversem ama. Çok iyi. Seversen gelinlerime. Seversen gelinlerime. Yani bu için sevgili bana gelen gelin yaşadı aslında. Dijital medyadaki paylaşımlarını para kazanmak için değil, insanların merakını gidermek için yaptığını söyleyen Aslan Doğan Turan, başkaları gibi magazine burun kıvırmam dedi. Benim zaten magazinle aram gayet iyidir. Çünkü neden? Ben evimin kapılarını açıp YouTube'da evimin ev turundan tut, her türlü konuğu benim evimde ağırlıyorsam ve sürekli benim evim gösteriliyorsa... Bir de soru cevap yapmış Aslan Doğan Turan. Orada da sormuşlar neden link paylaşıyorsunuz diye. O görüntüyü de bir izleyelim. İhtiyaçtan dolayı değil. Evet, link veriyorum diyor. İzleyelim. Böyle eleştiriler de olabiliyor bu ara. Hatta çok paylaşıyorum bence. Bazı giyindiğim şeyleri, mesela geçen bunu da link verdim. Çünkü soruyorlar, yani soruyorsunuz. Bir resim koyuyorum ve lütfen linkler misin ya da işte bunlardan bulabiliriz falan. Ben toplu yanıt olması için o şekilde cevap veriyorum. Ay, benim de çoraplarım böyle, linkleyeceğiz bunları. Duyuldu çoraplara. Acil ay, link istiyoruz. Bakar mısınız? Twitter'ın. Meğerse Aslan ihtiyaçtan dolayı değil, çok talepten dolayı veriyormuş. Çünkü insanlar diyormuş ki rujunu bana yazsana, işte çorabını yazsana, pantolonunu yazsana, onu yazsana, bunu yazsana. Adilge, ne kadar zengin olursan ol, ne kadar varlıklı olursan ol, o ekstra gelen paraya kimse bir hayır diyemiyor. Paylaşım başında yani... sana 80-90 bin lira, 100 bin lira söyledikleri vakit tamam diyorsun, kabul ediyorsun. Bunu Aslan Doğan Turan da yapıyor. Raşad Aras da yapıyor. Türkiye'nin en zengin ailelerinin gelinleri, kızları, çocukları eşleri da yapıyor. Hayır diyemiyorlar bir şekilde o paralara da. Yani aslında önemli olan bunu tamamen bir hayat tarzına dönüştürüp dönüştürmemek. Yani bütün varlığını bunları pazarlamak üzerine kurduğun zaman artık sende sana ait bir şey kalmıyor. Yani gerçek sen hangisin? Bu pazarladığın ürünlerden ibaret misin sen? Yoksa sen hakikaten yardımseverliğiyle, iyilikseverliğiyle, arkadaş canlılığıyla ya da yarattıklarıyla, ürettikleriyle, hazırladığı eserlerle ön plana çıkan bir insan mısın? İşte o ayrım çok önemli. Nasıl bir insan olmak istediğinle çok alakalı. Ben mesela hiç şey ürün tanıtım vesaire yapmıyorum. Neden? Ben daha ahlaklıyım, iyiyim anlamında söylemiyorum. Neden? Çünkü ben hani istiyorum ki bestelerim bilinsin, sözlerim söylensin. İnsanlarla bir gerçek anlamda bir paylaşımda bulunayım. Hani bunu tercih ediyorum. Ama işte bazen gerçekten insanlar öyle bir bu
ün ve sevilme ve beğenilme telaşına öyle bir düşüyorlar ki, aynen, o zaman daha çok, daha da abartılı olayım, daha da abartılı olayım çünkü sonu yok. Biraz daha takip edileyim, biraz daha beğenileyim. Özellikle yani şu bir tek eleştirebileceğim bir şey, ya bu kadar ekonomik sıkıntı varken, gerçekten ülkemizde çok büyük ekonomik sıkıntı var. Bari şu dönem bu kadar hani malımızla mülkümüzle ön plana çıkmamak sanki biraz daha bizim kültürümüze daha yakışır bir şey gibi geliyor bana. Çünkü hani bir elin verdiğini öbür el görmesin, ya da yani benim dedeciğim, dedem derdi ki kızım bir şey yerken sokakta yeme. Aç olan vardır. Doğru. Yani artık tam tersini göstermeye çalışıyoruz. Hani görün bak, ben senden daha fazla yiyorum. Senin alamadığını ben satın alıyorum. Çünkü ben senden daha mükemmelim. Yani bu çok, bu yarış çok fena. Eskiden yediğin içtiğin senin olsun derdik. Şimdi yediğimizi içtiğimizi de göstermek istiyoruz. Evet. Biz eskiden sosyetik isimlerin taktıklarını, giydiklerini, onların katıldıkları davetlerde, düğünlerde görürdük. İşte şu ayakkabısı şuradan, öbürü buradan filan derdik. Şimdi onlar kendileri aldıklarını paylaşmak istiyorlar. Yani o dolapta durunca mutlu olmuyor. Onu bir de göstermek istiyor. Niye? Çünkü dolapta durmasının tek sebebi göstermek. Evet. Yani... Davet düğün de azaldı. Ne sen yapacak? Gel, sosyal medyadan gösterecek. Davet düğün senede 4 tane ise... ona yetmiyor 40 tane çantayı göstermek. Bir de yani ürettiğiniz, yarattığınız ya da kişiliğinizle ilgili gösterebileceğiniz kayda değer çok bir şey yoksa o zaman satın aldıklarınızı gösterirsiniz. Aslında biraz evvel konuşmanda ilginç bir şeye değindin. Şimdi bizim dönemimizde bir malı alıp mağazanın dışında alıp pullayıp satmak, bunlara pazarlamacı denirdi. Fakat şimdi günümüzde bazı hanımefendilere sosyal medyada pazarlamacı dersen ayıp olur onlara, ya çok havalılar. Onlara şimdi İngilizce influencer diyoruz. Daha havalı oluyor. Daha sosyal medya fenomeni. Halbuki kermeste, pazarda ya da vapurda da aynı malı satınca onların adı da mı influencer? Onlar da pazarlamacı. Bizimkiler dizisinde bunu vardı ya. Bunu sosyal medyadan yapınca öyle oluyorsun işte. Bizimkiler dizisinde vardı ya, Halil pazarlama. Evet. İşte ne oluyor yani? Yani daha de, modernize halini yaşıyoruz aslında şu an. Aslında bir bayat bir keke böyle üstüne kremalar sürüp böyle sattığınız zaman o böyle sanki çok pahalı da bir kek olursa çok lezzetliymiş gibi gelir. Oysa hani altındaki kek bayattır. Bayattır. Biraz buna benziyor aslında bu olaylar. Aydınca bir de biz neye takılıyoruz? Dolapları tepeden baştan aşağı marka kıyafetlerle dolu insanlara şıklık tiyoları veriyorlar. Gidiyor dünyaca ünlü markanın vitrininden o kombini alıyor, üzerine giyiyor. Sonra diyor ki takipçilerine, işte şimdi size şıklık tiyosu vereceğim. Öyle herkes şık olabilir. Bir de yani o şık ne kadar şık, o da çok önemli. Tabii. Mesela belli modalar, moda sektörü öyle bir kar ediyor ki yani sürekli yeni ürünler çıkıyor, yeni ürünler. Demet Akalın'ın bugün bir konser kıyafeti var, tulum giymiş. Onu da bir bulursak getirelim, evet, arkadaşlar. Evet, dünyaca ünlü bir İtalyan markasına ait 65 bin TL'lik tulum. De, fiyatına özellikle baktım. Evet, bu nasıl 65 bin liralık bir tulum. Evet, sen bir şey anlatıyordun. Yani aslında bakarsanız içinizde ne kadar çok boşluk olursa onu kapatmak için dışarıdan malzemeye ihtiyaç duyarsınız. Ve bizler de ne yazık ki içimizdeki boşlukları genellikle aldığımız elbiselerle, ürünlerle, işte pahalı mücevher. Sonu yok ki, evini yok mağazaya çevirirsin o yani. O yüzden zaten içindeki boşluk elbiseyle dolar mı? Evet. Yani o çıplaklık elbiseyle giderilecek bir çıplaklık değil. Evet. O yüzden doymuyoruz zaten ne yazık ki. Sorunumuz o.